10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası. Ben kendimi şöyle tanımlıyorum. İnsan haklarının Türkiye'de olmadığına kanıt olarak Türkiye'de yaşıyorum. Neden denirse, yani bu ülkenin cezaevlerinde boştan yere uzun süre kaldım. Kolum koparıldı. Sonrasında üzerine bir sürü bana dava açıldı ve hiçbir sorumlu cezalandırılmadı. Ardından ancak ve ancak AİHM'in Türkiye Cumhuriyeti savcısı ve hakimleri işkenceyi kapatmak istemektedir diyerek karar vermesiyle ancak bir sonuç alabildim. Bugün işten ihraç edilmiş durumdayım diğer arkadaşlarımla birlikte ve burada bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin sonucunda insan hakları anıtı bir bariyer içine alındı. O görüntü zaten Türkiye'de insan haklarının olmadığının iyi bir kanıtı. Polis hemen de o anıtın yanına bir de karakol kurdu. Yani insan hakları karakolu diyoruz biz onun adına. Biliyorsunuz Siyasal Bilgiler Üniversitesi'nde siyasalda insan hakları merkezini de en son kapattılar. Artık öyle bir merkezde kalmadı. Yani insan hakları savunucuların neredeyse tamamı cezaevinde. Biz de burada bu kadar uzun süredir dayak yiyoruz ve burada yaptığımız tek şey anayasada yazan haklarımız doğrultusunda basın açıklaması yapmak istiyoruz ama bunun karşılığında hakkımızda dava açılıyor, sopa yiyoruz, bir de üstüne paramızla dayak atıyorlar bize çünkü 227 lira her gün ceza kesiyorlar. Bunları topladığımızda yani Türkiye'de insan hakları yok ama ne var denirse bence ben faşizmi yaşıyorum. İnsan haklarına dair, insana dair bir şey yaşamıyorum bu ülkede ve olması için mücadele ediyorum ama kendimi insan haklarının olmadığına bir kanıt olarak ortaya koyuyorum. Çünkü ben onlarca davayla uğraştım. Üstüne kolumu koparttıkları duvarın parasını bile benden isteyen bir zihniyetle karşı karşıya kaldım. Ama Türkiye'de elbette insan hakları mücadelesi verecek ve biz de bunun bir parçası olacağız. Ben de bir parçası olacağım. Bunun şunu düşünüyorum, eninde sonunda Türkiye'de özgürlükler olacak, eninde sonunda insan hakları mücadelesi kazanacak ve bu zulüm böyle gitmeyecek. Pir Sultan'dan bu yana bu direniş sürüyor, direnenler mutlaka olacak, zulmedenler de zulümleriyle abat olamayacaklar, bu kesindir. İnsan hakları olmadığını biz her gün bu sokakta Yüksel Caddesi'nde görüyoruz ve işimizi geri almak için bizi anayasaya bütün kurallara aykırı olarak bizi işten attılar. İşimizi geri alabilmek için ne zulümler yaşadık biz burada ve ne yazık ki bu koşullar altında insan haklarını haftasını kutlamak zorunda oluyoruz. Bununla ilişkili söylemlerde bulunuyoruz ve insan hakları savunucuları Türkiye'de artık ajan diyerek otelleri basılarak, evleri basılarak gözaltına alınıyor. Çok yaygın bir biçimde insan hakları baskı altında, insan hakları savunucuları ve bu baskı altında daha ne kadar gidebiliriz, daha ne kadar gidilebilir onu bilmiyorum ama bizim yapacağımız şeyler var, onu biliyorum. Yani en azından şu anıtı, insan hakları anıtının etrafının bariyerlerinin kaldırılması için bütün toplumun bu mücadeleye katılması lazım. Bu bariyer kalktığında belki sembolik olarak da biz kazanmış olacağız. İnsan hakları alanında aslında annem çok daha bu konuda kanıt taşıyan kişi. Kendisi cezaevi önünde çok zulüm gördü. Bugün Yüksel Caddesi'nde de zulüm gördü. Bu zulümler devam ediyor. İnsan hakları haftası deyince tabii. Tutuklu gazetecileri, tutuklu milletvekillerini ve bütün demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerini, parti liderlerini unutmuyoruz buradan. Yani onlar şu anda rehin alınmış durumda. Bu rehinlik içerisinde bir toplumda esir. Bu esarete karşı insan hakları mücadelesini biz yükselteceğiz. Mutlaka biz kazanacağız diyorum. Benim oğlumun elinden ekmeğini işini aldılar. İnsan haklarına da bir şeyi kurdular. İnsan hakları şey olmaz, tuzak kurdular oraya. Bir seneyi geçkindir benim çocuğum, diğer arkadaşları burada işkence görüyor, zulüm görüyor. Biz bir şey istemiyoruz. Benim oğlum bir şey istemiyor. Elinden aldıkları ekmeğini istiyor. Eğer iş olsaydı benim oğlum her gün buraya gelseydi haksızdı. Niye gidiyorsun yavrum oraya derdim, ben de gelmezdim. Ama şimdi ise dişiyle tırnağıyla kazandığı ekmeğini elinden aldılar. Ama benim oğlum haklı. Buraya gelmek zorunda, işini alana kadar, ekmeğini alana kadar devletin elinden aldığı ekmeğini istiyor. Hiçbir şey istemiyoruz bu devletten biz. Sadece
Elimizden alınan ekmeği istik. Her zaman da oğlumun arkasındayım. Her zaman da gelirim. Türkiye'de aklı yeten insan kovmuyorlar. Aklı yetenleri cezaevine koyuyorlar. Cezaevine ne oynuyorlar? Okullarına ne olsunlar? Yaptıkları kültür bir şeyle ne olsunlar? Cezaevlerinde hep akıllı, aydın. Bütün insanlarımız içeride. Aklı yetmeyen insanları burada koy. Aklı yetenlere hep zulüm yapıyor. Devamlı kendine benzemeyen, kendi gibi olmayan, kendine uymayan insanlar cezaevinde. Hep kendi gibi olacak bu devletten asla olmuyor. Asla kabul etmiyor onu düzenli biz.